Çok büyük ama, çok büyük. Ama önce gelin yavrularım, geçen hafta olanları şöyle bir hatırlayıveralım. Heh, hadi bakalım. Biri Elmas ile Ferdi Gözetliyor adındaki televizyon programına tam 100 gün boyunca Ferdi ile aynı evde canlı yayın kameralarının önünde yaşamayı duygusal nedenlerden kabul etmişti Elmas Maden kızımız. Ancak bizim Doğmanoğlu yine biçimlik yapıp Ferdioğlu ile Elmas Maden kızımıza baş başa bir yemek getirecek. Canlı yayına bu yemek sırasında başlayacağım diye tutturunca bizim Elmas Maden kızımız da bayağı bir sinirlenmişti yani canım. Ha. Yüksek yalan ve kıvırma mühendisi Aygız'dan Doğmanoğlu'nun çevireceği numarayı öğrenen Elmas Maden hemen kendine bireysel bir cinlik planı geliştirip herkese karşı bir oyun oynamaya karar vermişti. Restoranın salak kafalı garsonoğlu bizim Ferdioğlu'na kırmızı şarap beğeni içilince bizim Ferdioğlu fena sarhoş olup anında yükselmiş ve yükselerek tamamen aramızdan ayrılıvermişti. Ferdioğlu bekledi, 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 bekledi ama beşik kertmesi bir türlü çıkıp da gelmedi. Artık tüm umutlar tükenmişken ve Doğmanoğlu canlı yayını iptal etmek üzereyken o mutlu haber gelmişti. Evet, evet, sonunda Elmas Maden kızımız yani Tekur kızımız gelmişti. Ve sonunda kapıdan içeriye Elmas Maden kızımız giriverdi. Diyeceğim ama girmedi çünkü siz bunu seyrettiniz. İzlediniz. Evet, evet, evet. İçeriye giriveren Elmas Maden'in baş düşmanı pırıl pıtraktan başkası değildi. Elmas Maden hem Doğmanoğlu'na hem de Ferdi'ye oynamıştı oyununu. Ya pırıl pıtrak Ferdioğlu'na tokat atacak. Evet evet atacak. Elmas Maden kızımız bunu görünce bir üzülecek, bir üzülecek. Sonunda dayanamayıp kalkıp Ferdi'nin yanına gelecek. Vallahi gelecek, billahi gelecek. Sonra gelip de Ferdi'nin elini tutacak. Sonra neyse neyse fazla anlatmayayım canım. Siz seyredin, seyredin. Ne? Biraz daha mı? Peki öyleyse biraz daha söyleyeceğim bak. Bu evliliklerimi unutmayın ha. Elmas Maden Ferdioğlu'yla düğün yapacak. Evet, düğün yapacak. Bebeleri teker teker kapının önüne dizmeye başladığı sahneler var. Yok anlatmam artık. Anlatmam artık. Bu canım onlar da sürpriz canım. Sürprizin Allah hem de. Hadi bakalım. Hem izleyin hem de belayın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay siz Ferdi Bey'siniz öyle değil mi? Evet. Ay çok memnun oldum Ferdi Bey. Ay umarım çok fazla geç kalmamışımdır. Sekreteriniz mutlaka saatten 9'da orada olun demişti ama... Ay birkaç dakikadan bir şey çıkmaz herhalde. Ah sonuçta ufacık bir röportaj yapacağız. Ay uzaya roket falan fırlatmıyoruz ya yani. Ya. Nasıl efendim? Hiç ben hiçbir şey demedim. Ah yara. Hadi kayıt cihazınızı falan çıkartın da başlayalım o zaman. Ay olur da fotoğraf falan çekersiniz diye yani. Ay dedim. Ay. Allah Allah, bu kadının ne işi var burada yahu? Bu kadın kimdir ki Doğman abi? Kim olacak? Elmas Maden'in baş düşmanı pırıl pıtrak. Elmas Maden'in baş düşmanı pırıl pıtrak mı? Ya. Ya bu kadın içeri nasıl girdi abicim ya? Yani kapıdakiler uyuyor mu ya? Yayına devam ediyor muyuz Yaman Bey? Ya Yaman Bey ne yapıyoruz? Dur bir saniye abicim ya, dur ya, düşünüyorum. Yani senin bu yaptığına eşek şakası deniyor biliyor musun Yağmur? Ya durup dururken insan havuza atılır mı hiç? Aa, ne yapayım inasını? Başka türlü ayılacağımız yoktu valla. Ben sarhoş filan değildim bir kere. Çakır keyiftim sadece. Dabi. Yağmur. Tamam. Hadi biraz kahve için de iyice kendinize gelin bari. Ay
yok yok, o benim kahvem. Sizinki bu oluyor. Anca ayılırsınız ama. Ay ben çoktan ayıldım Yağmur. Tabii tabii. Ule. Ay bir dakika, programın başını kaçırdık, görüyor musunuz? Hangi programın başını kaçırdık? Bir elmas ile Ferdi gözetliyor programını tabii ki. Ha! Ben hazırım. Artık röportaja başlayabiliriz. Neye başlayacağız? Ula. Röportaja tabii. Tabii. Ula. Ne? Senin bu röportaj dediğin şey tam olarak ne demek oluyor bacım? Bacım mı? Bak bacım. Sen büyük ihtimalle beni başka bir ferdiyle karıştırıyorsun. Çünkü ben... Ula. Röportaj daha samimi, daha sıcak bir havada geçsin diye böyle bacılı falan konuşuyorsunuz, öyle değil mi? Ne? Samimi mi? Ula. Anne. Hadi artık. Sorun ilk sorunuzu da bir an önce bitirelim şu işi. Daha fotoğraf falan çekeceksiniz herhalde. İyi de bacım. Ben sana ne soracağım ki? Mesela benim son kasetimin tam 2,5 milyon satıp satmadığını sorabilirsiniz bana. 2,5 milyon? Evet. Doğru bildiniz. Son kasetim tam 2,5 milyon sattı. Ay yalana bak. Duyuyor musun Yağmur? Duyuyor musun? Koskoca bir yalan bu. Yani bu elmas madenin en son o iğrenç kasetinin tam 5 katı bir rakam oluyor yani. Sen bittin pabuçlarımın kaset rekortmeni kadın. Sen bittin. Yapmayın. Yaman Bey kanal soruyor, ne yapıyoruz? Benim harika bir fikrim var. Al işte. Sen o alışveriş pazarında kaset imzalayan şarkıcı türkücü yıldızsın sen. Ula. Şarkıcı türkücü yıldız mı? Ya. Aynı bizim elmas maden gibi yani. Ula. Ne? Aynı sizin elmas maden gibi mi? Aynı benim elmas madenim gibi yani. Bu elmas madenin çok fena düşmanı olan şarkıcı kız. Bizim Ferdi oğla kötü bir şey yapmaya kalkmaz değil mi Domano? Bilmem. Yapmaz inşallah. İnşallah Domano, inşallah. Yalnız benim anlamadığım, pırıl pıtrak buradaysa elmas maden nerede o zaman? Bırak beni Yağmur, bırak da dersini vereyim. İyi de o sadece 72 ekran bir televizyon Elmas Hanım. Ne? Bu akşam pırıl pıtrağın orada Ferdi'nin karşısında olmasını siz tercih ettiniz Elmas Hanım, değil mi? Evet, ne olmuş yani? Bence eğer şu andan itibaren birisine kızmak istiyorsanız kendinize kızın Elmas Hanım. Şu zavallı çocuğu bıraktığınız duruma bakın, ondan sonra da kendinize kızın. Tek gülünüz mü? Yani Elmas Madem biraz da buraya gelecek demek istiyorum. Ne? Elmas Madem buraya mı gelecek? Ben şimdi size tekül ve elmas ayrı kişi oluyor. İkisi de benim beşik kelbem oluyor diyeceğim ama siz şimdi bana adiler diyeceksiniz diye çok korktuğum için diyemiyorum valla. Sakın deme Ferdi oğlu. Bak gene adiler diyecekler, sana sakın deme. Ya Aydidem sakin ol. Koskoca bir şarkıcı, türkücü, film yıldızı, süperstar, öyle adilen, madilen der mi hiç? Demez mi Muhtaroğlu? Demez tabi. Tabi. Biz de aynı böyle bir süperstar olunca bu tür kabalıkları tamamen bırakmayı düşünüyoruz mesela. Öyle değil mi Şapşal Davulcu? Çok doğru söylüyorum ben Muhtar Bey. Sizin ikinizin de Allah çok fena cezasını verecek. Davuloğul, Muhtaroğlu. Ay dede bey, siz buradan ayrılmayın. Ben Yaman Bey'in yanına gidiyorum. Her an yayını kesmek zorunda kalabilir çünkü. Yayını kesmek zorunda mı kalabiliriz? Allah Allah. Aslında ne niyetinizle geldiniz biliyor musunuz Fırat Hanım? Sekülümüze... Yani elmas madeninde el kulağındadır. Şimdi çıkar gelir. Ne?
Ya. En güzel ve iki Türk şarkıcı yıldız olarak karşı karşıya sohbet edersiniz. Dertleşirsiniz biraz. Sizi de çalıştığınız dergiyi de mahkemeye vereceğim Ferdi Bey. Ne? Koskoca pırıl pıtrağa tuzak kurmak neymiş göstereceğim size. Yüzünü sakla Ferdi, onu yüzünü sakla. Ne ki Muhtar o? Kadın çok sinirlendi, her an kedi gibi çırpık atabilir çünkü. Hepinize gününüzü göstereceğim. Siz bittiniz beyefendi, siz bittiniz. İblas. Aynadım. Kaçtım vadedim telefonu burası. Bütün bunları o zavallı pavyon şarkıcısı, dansöz kılık ve elmas maden ayarladı, öyle değil mi? Terbiyesiz. Bravo Pırıl Hanım, doğru bildiniz. Yağmur. Aa, hiç bana öyle bakmayın Elmas Hanım, bu sizin fıkranız. Tamam öyleyse. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Elmas maden gelsin bakalım buraya. Geleceği varsa göreceği de vardır elbet. Ve bu pırıl pıtrak da güzel karıymış ha. Ne? Baksana lan Muhtar Bey. Nasıl da bıngıl bıngıl. Allah senin cezanı verecek şapşal davulcu. Burada Ferdi oğlunun hayatı tehlikede. Sen hala kardasın kızdasın ya. Al. Çalıyor Muhtar oğlu, davul oğlu. Telefonum çalıyor. Görüyoruz aynen, görüyoruz. Sen bana bu günleri gösterdin ya. Sana şükürler olsun güzel Allah'ım. Hemencik o ördek babalıyor. Şöyle fırından yiyecekmiş portakallı ördek gibi. Bir güzel ortadan keseceğim. Sonra önce sol tutukla yiyeceğim böyle. Helali açmıyor valiler ya. Ve kanıt görüntük. Aydana buyurun. Aydana ben Ferdi. Ferdi oğul. Bizi Ferdi olmuş araya. Aydana help help. Nasılsın Ferdi oğul? Help Aydana help. Help mi? O da ne demek oluyor Ferdi oğul? Bebe Allah söyletti bana. Allah söyletmiş. Ferdi, Ferdi. Senin orada şimdi saat kaç? Akşam mı gündüz mü? O ne demek Aydana ya? Yok ya, o yurt dışında olan birisi olduğu zaman söyleniyor. Bizden de çok selam söyle Aydın'dan. Bizim Muhtaroğlu'na, Davuloğlu'na çok selamı var Ferdi oğul. Kanat olmak üzere. Evet, evet işte. Selam Aydın'dan, bu kadın beni çiğ çiğ yiyecek. Ne? Kadın seni çiğ çiğ yiyecek mi? Beni kurtarla be Aydın'dan, ben çok korkuyorum. Tamam Ferdi oğul, geldik. Yettik Ferdi oğul, geldik. Tamam. Muhtar oğul, davul oğul, yürüyün. Kurtarmaya gidiyoruz Ferdi oğul. Yürüyün, yürüyün, koşun, koşun, koşun hadi, koşun. Durun, nereye gidiyorsunuz? Kesme hızımızı. Aman aman oğul, Ferdi oğlu kurtarmaya gidiyoruz. O bize lazım. He ya, o bize lazımdır. Çok lazımdır ha. Olmaz, şu an canlı yayındayız. Yaman Bey, canlı yayını kesmeden sizi içeri salamam. Hayır Yaman Bey. Böyle bir şey yapmanıza izin veremem. Aniden ve habersiz yayına girmemiz durumunda Elmas Hanım anlaşmadan vazgeçebilir. Ama biz zaten burada Elmas Hanım'a aynı şeyi yapmayı düşünmüyor muyduk Teoman Bey? Biz sadece ikisi yemek yerken ufak bir sürpriz yapacaktık. Ama orası kadının evi Yaman Bey, ikisi aynı şey değil. Bence Elmas Hanım buraya gelmiyorsa biz Elmas Hanım'a gitmeliyiz Teoman Bey. Bakın şu anda elimizde beşik kertmesi randevusuna gelmediği için kalbi kırık bir köylü çocuğu ve onu ektiği, ona böyle kötü bir oyun oynadığı için kendisine çok kızan bir süperstar var. Sizce hangi televizyon dizisi, hangi haber programı, hangi belgesel bunu geçebilir Teoman Bey? Sen benim Elmas Valide'yle niye bu kadar kızgısın bacım? Aranızda bir suvet mi var? Niye mi kızgınım? Niye mi kızgınım? Niye mi kızgınım? O zavallı beş para etmez sünnet türlü şarkıcısı kendini benden daha büyük bir star zannediyor çünkü. Çünkü o karga sesli, kurbağa suratlı, eşek akıllı bir zavallı olmasına rağmen benden... Aa, yeter ona artık, yeter! Kimse, ama hiç kimse benim beşik etmem için, benim canımın diğer yarısı için, alın yazım için, benim sonsuz aşkım için, karga sesli, kurbağa suratlı, eşek akıllı diyemez ulan! Of,
isterim efendim. Hele hele doğacak bebelerimin anasına kusur göğüs sor umuduna. Bebelik aşkıma, benim biricik tekkülüme zavallı bir sünnet türü şarkıcısı hiç diyemez ula. Beni pırıl pıtrağa karşı korumaya çalışıyor Yağmur. Görüyorum Elmas Hanım. Allah'ım ben ne yaptım? Bence siz iyi ki bu akşam böyle bir oyun oynamışsınız. Nasıl? Yoksa bu gözyaşları daha o kadar çok saklamayacaklardı ki. En doğru zamanda ve en doğru kişi için ortaya çıktılar bence. Ne diyorsunuz Süleyman Bey? Ya şimdi ya hiç. Peki Yaman Bey, sizin dediğiniz gibi olsun. Sağ olun efendim. Ben sana şimdi deyince Elmas Hanım'ın evine geçeceksin, tamam mı? Tamam Yaman Bey. Ayrılım kötü söz sahibine aittir derim. Bilsin. Aferin Ferdoğlu, aferin. Aferin vallahi. Yuh oturttu vallahi lafı. He ya otur. Sen benim tekkülüm için, yani Elmas Mahallerim için böyle şeyler söylüyorsan bacım. Sen o söylediklerini 500 katı, hatta 1000 katı karga sesli, eşek kafalı bir süper şarkıcı yıldızı demektir. Nasıl? Yürü be Ferdi. Gördünüz mü Elmas Hanım neler diyor? Nasıl? Hazır ol. Sen var ya sen... Bir meslektaşın için böyle kötü sözler sarf edebiliyorsan bence sen süper bir yıldız, hatta bir yıldız bile değilsin demektir. Sen nasıl konuşuyorsun böyle benimle? Yaman Bey, bekleyin. Ben son kaseti tam 2,5 milyon satmış bir pırıl pıtra. Hiç kimse benimle böyle konuşamaz, hiç kimse. Betekülüm. Neredesin Betekülüm? Neredesin? Buradayım Ferdi. Buradayım. Evet, şimdi Elmas Hanım'ın evindeyiz. Peki Yaman Bey. (Gülüyor)
yanına. Biz çıktık sahilende. Sence ben televizyonda biraz böyle şişman mı çıkıyorum Yağmur? Kameralar birkaç gün ekliyor ondandır. Benim kadar yaman bir dedim ama bu bize aktör ister çekim zayıf gösteren kameralardan istiyorum diye. Hiçbir yere kaçamazsınız yani. İyi akşamlar Türkiye. Ben Yağmur. Elmas Hanım'ın hayat asistanı oluyorum. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Şimdi ne yapacağız Yaman Bey? Merak etmeyin Yaman Bey. Evin her yerinde kameralarımız var. Hadi şimdi Elmas Hanım'ın yatak odasına kes bakalım. Şu anda bunu yapamayız Yaman Bey. Nasıl? Test için sadece salondaki kameraları açık bıraktık Yaman Bey. Bu akşam oradan yayına geçeceğimizi bilseydik. Tamam. Hadi o zaman Ferdi'ye geri dön. Peki efendim. Ferdoğlu, iyi misin Ferdoğlu? Sağ ol. İyiyim Muhtar abi. En azından tokat yiyince hıçkırığım kesildi biliyor musun? Ferdoğlu, üzme kendini. Kesin son anda çok önemli bir işi çıkmıştır Elmas Maden kızımızın. İşi çıkmıştır da ondan gelememiştir. Gece daha bitmedi Aydın. Eğer Tekgül'ün bu gece sana geleceğim diye söz verdiyse... Mutlaka gelecektir. Mutlaka gelecektir değil mi Aydedem? Dabi gelecektir Ferdoğlu, dabi gelecektir. O senin beşik kertmendir. O senin canının diğer yarısıdır. O da aynı senin gibi canından döner ama sözünden dönmez. Ben tek gülüm gelene kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğim Aydedem. Gerekirse bu sandalyenin üzerinde öleceğim ama o gelene kadar onu burada bekleyeceğim. Bekle Ferdoğlu, bekle. Biz de seninle bekleriz. Hey ya. Başka işimiz mi var sanki? Hey ya. Başka işimiz mi var? O zaman burada böyle boş boş bekleyecek halimiz yok ya. Boş boş mu? He. Garson bey. Artık yayını keselim mi Teoman bey? İlk akşam için bu kadar reyting yeter gerçekten de. Siz ne diyorsunuz? Büyük bir ihtimalle az önce televizyon tarihinin bütün reyting rekorlarını tuzla buz ettik. Tuzla buz. Bence rekorları kırmaya asıl şimdi başlıyoruz Yaman Bey. Asıl şimdi mi başlıyoruz? Kısır köylüler kendilerine şarap ısmarlıyorlar çünkü. Herkese deminki şaraptan birer bardak getir garson abi. Baş üstüne efendim. Dur garson oğul, dur bekle hala. Ya Ferdi oğul, ne yapıyorsun sen? Olur mu hiç öyle şey? Ya Aydede... Bu gece içmeyeceğiz de hangi gece içeceğiz Allah'ını seversen ya. Kalbimizdeki sevdamız tam, efkarımız tam. Kemancı abi de burada. Gel Kemancı abi. Muhtar emimle davulcu emim zaten sürekli hazır bando gibi bekliyle. Eyvallah. Eyvallah. Yani bu gece içmeyeceğiz de hangi gece içeceğiz Aydedem ya. Ferdoğul çok doğrudur Aydedem. Allah bizim çok fena cezamızı verecek. Versin Aydedem. Daha fazla ne verecek ki? Kendi adına konuş şapşal davulcu, kendi adına konuş. Madem siz öyle diyorsunuz, bize öyle birer bardak şarap yetmez garsonoğlu. Sen en iyisi bize şişenin tamamını getir. Getir de biraz kutlama neyi yapalım. Bu gece Ferdi ile Tekgül'ün gecesidir. Bu gece Kısırköy'ün kurtuluşunun gecesidir. Hadi bakalım o zaman. Kemancı oğul. Haydi den. Sağ olun. Son 2, 3, 4. Thank you.
Ne yapıyoruz de Yaman Bey? Yayında kalıyor muyuz yoksa çıkıyor muyuz? Tabii ki kalıyoruz Yaman Bey. Bu gece sabaha kadar yayındayız. Çünkü bu gece kısır köylülerin gecesi. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, acıyla. Sen nasıl konuşuyorsun böyle benimle? Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzlüm, acıyla gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Gerçekten bizi izleyen var mıdır Yaman Bey? Bence şu an bizi izlemeyen var mı diye sorsan daha iyi olur. Sinemde gizli yaram var, kimse bilmiyor. Hiçbir tabip bu yarama melhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Boynu bükük bir garibim. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Bravo! Bravo! Garson, bize biraz daha şarap getirsen. Aman efendim, tabii ki. Aman dikkat edin Aydede Bey, şişede durduğu gibi durmaz bu. Yok, sen hiç merak etme Teoman abi. Benim Aydede'min aklı karşıdaki dağdan, gökteki aydan daha yücedir, biliyor musun? Ona hiçbir şey olmaz yani. Yok Ferdoğul, bu defa esattan da benim aklım biraz bulutlandı galiba. Ne? Yani ben bayağı bir yükseldim. Karşıdaki dağında, gökteki ayında bayağı bir üstüne çıktım Ferdoğul. Sen içince biraz güzelleştin tabii ay dedem. Bu tekkülüm de nerede kaldı? Artık gelecekse gelsin ay dedem ya. Bak Ferdoğul, biz en iyisi bu gece... Yok Teoman abi, Tekkülün gelmeyecek, boşuna burada beklemeyelim deme. Ay dedem de duydu, Tekkülün bana söz verdi bu akşam geleceğim diye. Ben gerekirse bu sandalyenin üzerinde öleceğim, ama ölsem de onu bekleyeceğim Teoman abi. Elbet çıkıp gelecek Tekkülüm, elbet çıkıp gelecek, elbet gelecek. Sen bilirsin Ferdoğul, sen bilirsin. Hepimiz senin iyiliğin için söylüyoruz, biliyorsun. Biliyorum Teoman abi, sağ ol. Biliyorum da bu gönül söz dinlemiyor işte. Şu mum gibi eriyip duruyorum tek gülümsüz geçen her nefeste. Aa, ne oldu, yorulduk mu yoksa? Hele azizim ver de nefeslenelim Muhtaroğul. Nefeslenelim de biraz kendimize gelelim. Kendimize gelelim de biraz kafamızı, kıçımızı, başımızı toparlayalım. İnsan böyle şarapları içince ister istemez biraz dağılıyor. Dabi. O zaman Ferdoğul bize slow bir parça seslendirsin Aydedem. Seslendirsin Dabi de slow parça ne demek oluyor Muhtar Oğul?
Böyle yavaş, içli, yanık bir türkü okusun bizim için demek oluyor yani. E okusun da abi. Tabii. Okuyayım okumasın haydi demem ama. Keşke yanımda bağlamam olsaydı. Bu türküler bağlamasız çok kuru kuru oluyor biliyor musun Haydi dedem? Galiba ben size bir bağlama bulabilirim efendim. Ne? Bir saniye. Hasan! Nerede lan senin şu bağlama? Ha burada. Ver bakayım. Biri Ferdi'yle elması gözetliyormuş. Allah Allah. Biri enişte elması gözetlese olmuyor sanki. Hey yavrum be. 3-4 hafta daha çalışayım. Mermerden Yunan heykeli gibi olacağım valla. Şimdi yani kampanya mampanya derken biz bu kısır köylülere biraz yüz verdik. Dur ben sizin için bir güzellik düşüneyim. Şu Ferdi olacak kıl kuyruğun 100 gün dolmadan evden postalanması için bir plan yapmalıyız galiba. 1. Enis düşün. 2. Enis düşün. 3. Şimdi bu bizim pembe dizinin 418. bölümünde elmasa sahip olmak isteyen gazinocular kralının bana oynadığını ben bu Ferdi denen kıl kuyruğa oynarsam olur vallahi. Vallahi de olur, billahi de olur. Sen sonsuza dek benimsin Elmas. Sen benim olacaksın. Ve o Ferdi olacak kıl kuyrukta sadece avucunu yalayacak. Yakışıyor şimdi bana. Ben kötü adam olabilirim. Ben kötü adam olabilirim. Şad olup gülmedim de eller içinde soldu benim gülüm içinde. Bir baktı karayım oy oy kollar içinde. Gitti benim nazlı yarım gelmedi. Bir baktı karayım oy oy kullar.